Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapay zeka için çıktığımız bu yolda hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam edelim. Daha önce de sizler için çekmiş olduğum CNN, RCNN, Meskersene ve bunun gibi yapay zeka algoritmaları üzerine olan videolarımı umarım izlemişsinizdir. Şimdi bu videomda ise yine görüntü segmentasyonu üzerine çalıştığımız farklı bir networkten algoritma demek istemiyorum, farklı bir networkten bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Son zamanlarda sıkça çalıştığım Mask CNN ve Faster CNN algoritmalarını bir kenara koyup şimdilerde ise özellikle biyomedikal görüntülerde sıkça kullanılan Net ağını araştırmak istedim ve sizler için bunu öğrendim. Öncelikle blok yazısına döktüm. Blok yazısı da çok fazla dikkat çekince ve bunun üzerine güzel mesajlar alınca dedim ki bunun için bir YouTube videosu neden çekmeyeyim, neden olmasın. Medium platformunda yazdığım blog yazılarımı da takip etmek isterseniz linkini hemen buraya bırakıyorum. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Takdir size kalmış. Hızlıca başlayalım isterseniz. Derin öğrenme, bilgisayarlı görü gibi çalıştığımız alanlarda yapay zekanın farklı spesifik alanlarında evrişimli sinir ağları kuşkusuz mutlaka karşınıza çıkmıştır. Hatta evrişimli sinir ağlarından ziyade klasik oluşturduğumuz ANN yapılarından bahsedecek olursak, ENN yapılarında kullandığımız katmanlar yine UNET'te de klasik algoritmalar olduğu için karşımıza çıkmakta. Bugün de yine bilgisayarlı görünün sıkça kullanılan bir ağı olan UNET ağından bahsetmek istiyorum kısaca. Ben daha önce görüntü segmentasyonu üzerine çalışmıştım. Mescar CNN dediğimiz sinir ağında bir etiketlemeye ihtiyaç duyuyorduk. Daha doğrusu etiketlerken bunu birazdan açmak istiyorum. Örneğin bir kitabı tanıtmak istiyoruz değil mi? Kitabın olduğu konumunu, daha doğrusu genişliğini, yüksekliğini, XY konumlarını bu e, sınırlayıcı kutu da olabilir, poligon nesnesi de olabilir. Bunların sınırlarını belirleyecek, makineye bunu sayısal, dijital olarak aktarabilecek bir bizim feature dediğimiz özelliklerimizin olması gerekiyordu. Yoksa makine bunu nereden anlayacak değil mi? Mask RCNN gerçekten görüntü segmentasyonu üzerine çok iyi çalışan ağlardan bir tanesi. Bunun hatta bir tık daha üstü olan Cascade RCNN. Cascade Mask RCNN gibi farklı ağlarda mevcut. Çalıştığım A sonucunda Meskar gayet performanslı bir sonuç elde ettim. Fakat biyomedikal görüntülerde hatta belki denk gelmişsinizdir. Beyin görüntülerinde, işte CT görüntülerinde UNET ağının çok sık kullanıldığını fark ettim. Ve bunun üzerine bir araştırma keşfine çıktım. Ve UNET ağının da gerçekten çok güzel, efektif sonuç verdiğini fark ettim. Ve bunun üzerine güzel bir video çekmek istedim. Dilerseniz ilerleyelim. Şimdi öncelikle erişimli sinir ağları dedim. Erişimli sinir ağları e, görüntü verileri üzerine çalışan bir yapay sinir ağı. Bunu zaten biliyoruz. Görüntü yüksekliği, genişliği, görüntü kanalı yani üç ayrı tipte sinir ağına biz bunu besleyerek veriyoruz aslında. Daha doğrusu işte bizim çalışacağımız görüntüler genelde bir reduction oluyor. Bir e, indirgeme söz konusu ama bütün hani boyutların aynı olması için. Burada bizim görüntümüzün yüksekliği, genişliği ve görüntü kanalı yani RGB mi siyah beyaz mı bunlar önemli tabii ki bunun üzerine çünkü e, verdiğimiz kanala göre bir işlem yaptığı için burada kısaca bir evrişimli sinir ağlarından bahsetmek istedim. Bunun altına da koyacağım tabii ki Unity araştırırken bu tarz networkleri bu tarz algoritmaları araştırırken benim ilk yaptığım şey o oluşturulan network'ün nerede oluşturulduğu bunun üzerine bir akademik makalesi var mı bunun için bir literatür araştırmasına gidiyorum. Literatür araştırması sonucunda da burada ismini verdiğim Unit Convolutional Network for Biomedical Image Segmentation dediğim bir makaleye denk geldim. Bu paper üzerinde e, biraz daha araştırma yaptım. Çünkü eğer bir işin matematiğini öğrenmek istiyorsan bunu, network'ü, bu algoritmayı çıkaran kişilerin e, oluşturduğu akademik makaleye bakarak matematiğine daha böyle e, akılda kalacak neden bu hani e, network çıkmış eksiklikleri neymiş ya da avantajları neymiş görmek için bu tarz akademik makalelere yönleniyorum tabii ki Şimdi burada da yine ufak bir görüntüsünü vermek istedim akademik makalenin nasıl olduğunu. Farklı bir yayında da sizlerle birlikte bir akademik makalenin adım adım nasıl incelendiğini anlatmak isterim. Çünkü bir akademik makalenin önemli noktaları mevcut. Bu önemli noktalara odaklanarak çalışmanın genel yapısını algılayabiliyorum. Bir sene içerisinde, yüksek lisansım boyunca daha doğrusu o kadar çok akademik makale inceleme şansım oldu ki artık nokta yaparak bu insanlar ne yapmış? Gerçekten önemli noktaları nelermiş, hedef neymiş, bunu hızlıca bir revize ederek anlayabiliyorum. Bunu da sizler için hızlıca anlatacağım şekilde bir yayın yapmak isterim. Neden olmasın tabii ki. Şimdi burada da ufak bir görünümünü gösterdim. Ee, kısa bir abstraktan birkaç cümle var burada da. Yine hangi kişilerin çıkardığı, nerede çıkartıldığı Germany yazıyor. Almanya'da çıkartılmış bir araştırma laboratuvarında yapılmış network. Bunu da kısaca sizlere vermek istedim tabii ki. Şimdi geldi kayan pencere mantığı. UNED ağının aslında bu katmanların da görüntünün üzerine çalışırken ne tarz bir farklılık getirdiğini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi burada demişim ki, erişimli ağların tipik kullanımı, görüntünün çıktısını tek bir sınıf etiketi olduğu sınıflandırma görevleri var. Yani bunu nasıl diyebiliriz? Örneğin bir görsel var. Bu veri diyebiliriz. Veri de bunun kitap olduğunu ben anlatmak istiyorum değil mi? Bu kitabı sınıflandırıyorum aslında segmentasyonun yanı sıra. Bu Kitap etiketi benim için sınıfım oluyor. Bu bir sınıflandırma görevi. Ancak birçok görsel görevde, birçok veride, görüntü verisinde, özellikle de biyomedikal görüntülerde, işte tümördür, meme kanserinin tespit edildiği görüntüler, el bilek görüntüleri, sağlık görüntüleri, özellikle biyomedikal görüntüler, CT görüntüleri vesaire vesaire. Bu tarz görüntülerin işlenmesinde istenen çıktığın lokalizasyonu yani konumlandırılması daha doğrusu o nesnenin tam olarak bulunduğu nokta önemli bizim için. Buna göre bu noktanın boyanmasıyla da da çıkarılmasıyla da arka plandan segmentasyonu yapılmış oluyor. Segmente, bölüt elde etmiş oluyoruz. Yani her piksele bir sınıf etiketi atanması gerekiyor. Ayrıca binlerce eğitim görüntüsü biyomedikal görevlerde genellikle de erişilemez denmiş makalede. Bu nedenle bazı kişiler girdi olarak o alınan pikselin etrafında yerel bir yama, yama batch demek istemedim, Türkçe yapmak istedim. Batch sağlayarak her bir pikselin sınıf etiketini tahmin etmek için ağı kayan pencere, sliding window kurulumunda eğitmiştir. Bunun üzerine de kayan pencere mantığı elde edilmiş. Şimdi bu kişiler demişler ki, bu zamana kadar olan ağın dezavantajlarından bahsetmişler. İki tip dezavantaj var. Az önce de ufak bir bahsettim. Sınıf etiket tahmini, her piksele ait sınıf etiket tahmini. Bir de lokalizasyon dediğimiz yerelleştirme problemimiz var. Bu bizim dezavantajımız. Şimdi sağda gördüğümüz görsel Aslında bu katmandaki görüntüdeki piksellerin yamaların beçlerin nasıl çıkartıldığına dair bir görsel şimdi burada problemimiz ne biliyor musunuz burada gördüğünüz sarı ve mavi e, görüntüler ölütüler e, yama olarak geçiyor şimdi yamayı demişler ki ne kadar büyük seçersen o kadar az detay Hani o kadar az detaya sahip olur o kadar tahmini zorlaşır sınıf etiketi atamada zorlaşır demişler ancak aynı Aynı zamanda yamayı da ne kadar küçük seçersen o kadar fazla e, maksimum pooling dediğimiz havuzlama katmanının fazla olması gerekiyor diyorlar. E, bu da e, daha az bağlam görmesine sebep oluyor diyorlar. Bunu dezavantaj olarak görüyorlar tabii ki. Şimdi sarı alandaki bu segmentasyon tahmini. Bu bir tahmin. Şimdi bu bir batch. Şurada gördüğümüz e, mavi alan aslında bu bir batch yama. Bu yamanın ortasında bulunan sarı alan bizim tahmin yaptığımız, e, çıktığımız. Örneğin bu ne hücresi bilmiyorum. Nebula ya da bir tam hatırlamıyorum. Bu bir hücre görüntüsü. Bu hücrenin ortasında demek ki bu hücrenin büyük bir bölümü var. Bu bölümün içerisinde de bu bir sınıf değil mi? Örneğin hücrenin ismi neyse işte nokta nokta hücresi. Bu bir tahmin yapılacak. Buradaki sarı tahmin. Diyor ki girdi olarak alınan bu mavi alan yani bu girdi yaması içinde görüntü verileri olması gerekiyor diyor. Bu doğru. Bu zaten bahsettim. Eksik girdi verileri ise yansıtma yoluyla tahmin edilir diyor. Buradaki sarı alanımız tahmin alanımız ne yapıyor yan tarafta tam böyle sınırları belirginleştirilerek Tabii ki bunu siyah beyaz hani girdi olarak çeviriyor. Çünkü bu kadar rengi e, tahmin olarak yapması kolay değil. Yamayı biraz daha kaydırıyor. Bu kayan pencere mantığı aslında burada devreye giriyor. Bu sarı alan bizim tahmin alanımız. Tahmin alanını da dış çerçeveye çekerek çerçeveyi daha böyle yukarıya taşıyor, kaydırıyor. Burada bundan bahsediyor aslında. Bu çok detay aslında. Ancak ben biraz daha işin içine girmek, biraz daha böyle dezavantajlarından ya neden böyle bir şey çıkartılmış diye düşündüğünüzde ufak da olsa bir trick vermek istedim sizlere. Şimdi biraz da aslında kendi yazdığım blog yazımdan ilerlemek istiyorum sizler için. Öncelikle aslında başlangıçta bahsetmem gereken ve unuttuğum ağın mimarisinin isminin nereden geldiği kavramına birlikte girelim biraz daha. Şimdi bu görselde gördüğümüz aslında U harfine benzeyen katman mimarisi bizim U-net ağının gerçekleşen mimarisi. Yani girdiği alıp çıktığı kadar nasıl katmanlardan geçirildiğinin mimarik yapısı. Şimdi U-net daha Türkçe düşünmek istersek U net, U network isminin gelme sebebi katmanlarının bakıldığında U harfinin yansıması gibi. Yani U harfine benzediği için ismini Yunet olarak alıyor, adlandırıyor. Şimdi burada da şöyle diyor. Ağın çalışması sonucu son katmana gelindiğinde. Son katman ne bizim? Çıktı katmanımız artık tahmin katmanımız. Öğrenmesi gereken maskeyi temsil eden 512'ye 512'lik bir maske bulunuyor. Bu maske de bizim örneğin ben diş görüntülerinde çalışıyordum. Diş görüntüleri için çeneyi ayırarak dişlerin maskelendiği, ortaya çıktığı, sınıflandırmanın atandığı maskeler Şimdi sigmoid aktivasyon fonksiyonu ise burada kullandığımız sigmoid aktivasyon fonksiyonu maske piksellerinin 0 ile 1 aralığında olmasını sağlıyor demişiz. Şimdi burada gördüğümüz input görüntümüz ve çıktı görüntümüz burada görülen işte 64'e 64'lükten başlayıp daha sonra 128 128 256 256 256'lıktan başlayıp 1024'e kadar gidiyor. 24'ten sonra da tekrar yavaş yavaş bir reduction yaparak azaltarak boyutlarını çıktıya 2 olarak azalarak gitmiş oluyor. Girdiği veriyoruz ve çıktı olarak orijinal görüntümüz ve segmentasyon haritamız segmentasyon çıktımız olarak almış oluyoruz. Şimdi Burada yönet mimarisini gösterdiğimizi söylemişim. Kanal sayılarından, XY boyutlarından bahsetmişim. Daha detaylı okumak isterseniz de yazımı aşağıya bırakacağım. Şimdi burada diyor ki şekil 3'teki iş akışı. Şuradaki gördüğümüz pipeline dediğimiz iş akışımız daralan bir yol. Başlangıçta daralan bir yol. Sonra geniş bir yoldan oluşuyor. Bu da contracting path ve expensive pet diye İngilizce olarak adlandırılıyor. Şimdi buradaki contracting pet dediğimiz daralan yol, evrişimli ağın tipik mimarisini takip ediyor. Yani şurası, şu kısım. Daha sonra da genişleyen yol olarak şurada genişleyen ve daralan yol olarak ayrılıyor. Burada diyor ki doğrultulmuş doğrusal bilim birim <laughs> Yani rectifier linear unit dediğimiz birimimiz bizim Rayleigh fonksiyonumuz ve daha sonra da maksimum pooling katmanından geçirilen bir evrişim katmanları mevcut burada. Buraları uzun uzadıya vermeyeceğim. E, dilerseniz okuyabilirsiniz. Ben daha böyle işin kod kısmıyla uğraştığım için, ilgilendiğim için sizlere de bunu aktarmak istiyorum. Bunları zaten okursanız biraz daha böyle katmanların nasıl çalıştığına dair ufak da olsa bilginiz olmuş olacak. Bunlar çok 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 mühim değil. Tabii ki bilmeniz sizin için e, görüntünün nasıl çalıştığı katmanların görüntü üzerine nasıl çalıştığı sizin kârınıza tabii ki ama şu anda videoyu çok uzun tutmamak adına kodlamadan da bahsetmek istiyorum. Farklı olsa kısaca bahsettiğim burada output kısmında 2x2 kalan görüntümüzün nasıl olduğundan bahsettim. Burada da yine Hela hücreleri için bu segmentasyon her bir hela hücresinin farklı farklı segmente edilmesinden bahsettim. Bu arada benim aldığım UNET ağının çalıştırılması sonucunda şu C'de gördüğümüz gibi bir sonuç elde ettim. Bu şekilde arka plandan çıkararak nesneleri ön planda beyaz olarak segmente etmiş oluyor tabii ki. Burada kısaca helo hücrelerinden bahsettim. Yine aynı şekilde hücreler içerisinde etiketleme yapılan Grand Truth. Daha doğrusu bunda etiketleme değil de maskelerin çıkartıldığı Grand Truth verisinden ufak da olsa bahsettim. Bugün hızlıca UNED ağının ne olduğunu, nasıl çalıştığını sizlere elimden geldiğince aktarmak istedim. Dilerim faydalı olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.